Gençler merhaba. Bu videomuzda 11. sınıf edebiyat dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız. 20 test sorusundan oluşan örnek bir yazılı hazırladım. Birlikte çözeceğiz. Açıklama kısmına 11. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Ayrıca abone olmanız bizim için gerçekten değerli. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki kavramların hangisi karşısında verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Şimdi bize burada şıklarda kavram verilmiş ve açıklamaları verilmiş, hangisi doğru değildir diyor. Mimik tiyatro sahnesinde sanatçıların el, kol, ayak ve benzeri beden hareketleri bu yanlıştır. Direkt uyuşmaz. Cevabımız Adana. Neden diyecek olursak mimik yüzdeki hareketlerdir. El, kol mimik değildir. Jesttir. Dolayısıyla cevabımız Adana. Ama diğer öncülleri de bakalım. Aynı zamanda kavramları da öğrenmiş olalım. Akustik, tiyatro, konser salonu ve benzeri kapalı yerlerin sesleri bozmadan yansıtabilme özelliğine akustik deriz. Bir olaylı duyguyu, düşünceyi canlandırmaya dramatize etmek deriz. Tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyaların topladığına dekor deriz. Seslerin, sözlerin, vurguların anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimine ve yeteneğine ise diksiyon deriz. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Bu parçada söz edilen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir? Yabancı bir eseri yer ve kişi adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayatı uygulayarak çevirme, uyarlama diye tanımlanır. Nedir bu? Cevabımız adaptasyon olacak. Adaptasyon, yabancı bir eseri yer ve kişi adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayatı uyarlayarak çevirme, uyarlama diye tanımlanmaktadır. Gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısına verilen sanatçıya ait değildir? Faust Goethe'ye aittir. Doğrudur. Bir dakika, üzerine çizdik, yanlış yaptık. Evet. Bu doğru bir öncüldür. A şıkkı. Hernani Victor Hugo'ya aittir. Romeo ve Juliet Shakespeare'a aittir. Cimri Molière'a aittir. Ama Wilhelm Tell Bertolt Brecht'e ait değildir. Kime ait olduğunu da yazalım ki öğrenelim. Evet. Wilhelm Tell eseri Friedrich Schiller'a aittir. Friedrich aittir. Evet, doğrusunu öğrendik, denedik. Cevabımız Denizli'dir dedik. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi absürt, uyumsuz tiyatronun en önemli temsilcilerindendir? Güngör Dilmen, absürt tiyatronun en önemli temsilcilerindendir. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki şairlerin hangisi tiyatro türünde eser vermemişti? Ahmet Kutsi Tecer tiyatro türünde eser vermiştir. Melih Cevdet Anday, Faruk Nafiz Şamlıbel ve Ahmet Muhip Dranas tiyatro türünde eser vermiştir. Ancak Cahit Sıtkı Tarancı'nın tiyatro türünde eseri bulunmamaktadır. Evet, altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Musaipzade Celal, Fermanlı Deli Hazretleri. Evet, Fermanlı Deli Hazretleri Musaipzade Celal'in eseridir. Hisse-i Şaya, İbnü'r Refik Ahmet Nuri 8.'nin eseridir. Taş parçası Reşat Nuri Güntekin eseridir. İnkılap Çocukları Yaşar Nabi Nayır'ın eseridir. Ancak Sönmeyen Ateş Süleyman Nazif'in eseri değildir. Osman Aysu'nun eseridir. Sönmeyen Ateş Osman Aysu'nun eseridir. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir diyor. Türk edebiyatında sözlü gelenek içinde ortaya çıkıp gelişen geleneksel Türk tiyatrosu yüzyıllarca varlığını sürdürmüştür. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Şimdi geleneksel tiyatromuza bakacağız. Seyirli köy oyunları, Meddah, Orta Oyunu, Karagöz, bunların hepsi sözlü gelenek içinde ortaya çıkmıştır ve geleneksel Türk tiyatromuzun eserleridir. Ancak dram bunlardan biri değildir. Yani cevabımız Denizli olacak. 8. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde önde gelen yazarlardan biri değildir?
Hüseyin Cahit Yalçın önemli bir eleştiri yazarıdır. Nurullah Ataç, Ahmet Şuayb ve Ahmet Hamdi Tanpınar eleştiri türünün önde gelen yazarlarındandır. Ancak Şevket Radoy'u bu isimler arasında sayamayız. Evet, dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Türk edebiyatına yazılan ilk eleştiri örneği hangisidir? Demişiz. Şıklarımıza bir bakalım. Namık Kemal'in Tahribi Harabat'ı Türk edebiyatına yazılan ilk eleştiridir. Namık Kemal'in Tahribi Harabat'ı ilk eleştiri örneğidir. 10. sorumuza bakıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bir bakalım. Eski edebiyatımızda divanların ön sözü olan dibacelerde çok az da olsa eleştiriye rastlanmaktadır. Bazı şairlerle ilgili eleştiri örnekleri de nokta nokta görülmektedir diyor. Buraya biz tezkirelerdeyi getireceğiz. Bazı şairlerle ilgili olarak eleştiri örnekleri de tezkirelerde görünmektedir. Evet, 11. sorumuza devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Evet, yine aynı tarz bir soru. Hareket noktası sanat eserinin üretildiği toplumdan bağımsız değerlendirilmeyeceği düşüncesidir. Eser oluşumunda etkili olan toplumsal koşullardan yola çıkarak değerlendirilir. Burada eleştiri türünün hangisi olduğunu seçeceğiz. Topluma dönük eleştirilerde hareket noktası sanat eserinin üretildiği toplumdan bağımsız değerlendirilemez. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Gelelim 12. sorumuza. Milli Edebiyat dönemin önce tabii ki sorumuzu okuyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Milli Edebiyat döneminde edebi eleştiri alanında çeşitli eserler vermiştir. Milli Edebiyat üzerine Cenap Şahabettin'le giriştiği tartışmaları Münakaşalarım adlı eserde toplamıştır. Aslında biz Münakaşalarım adlı eserin kime ait olduğunu biliyorsak direkt sorumuzu yapabiliriz. Cevabımız Ali Canip Yöntem'dir. Ali Canip Yöntem eleştiri türünde eserler vermiştir ve Cenap Şahabettin'le tartışmalara girmiştir. Bu tartışmalar ise Münakaşalarım adlı eserinde toplamıştır. Evet, 13. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangisi bir eleştiride bulunması gereken özelliklerden değildir? Şimdi bakalım, köklü bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Evet, siz bir eseri eleştirmeniz için öncelikle bir bilgi birikiminiz olmalı ki eleştirebilin. Tarafsız ve yapıcı olmalıdır. Evet, eleştirinin en önemli özelliğidir. Dili açık ve anlaşılır olmalıdır. Herkes anlayabilmelidir eleştirilerini. Yazısında baştan sona eleştirisini yaptığı esere bağlı kalınmalıdır. Evet, bir eseri eleştirirken farklı eserlere değinmiyoruz. Baştan sona bir eser üzerine konuşuyoruz. Beşinci öncülümüz yanlıştır. Nesnel yargılardan kaçınılmalıdır diyor. Yanlıştır çünkü nesnel yargılar kullanılmalıdır. Evet, 14. sorumuza bakıyoruz. Bir kitap eleştirisi yapmak isteyen bir yazar yukarıdakilerden hangisi dikkate alınmamalıdır diyor. Şimdi bakalım. Kitabın gerçeği yansıtmadaki başarısı nedir? Evet, bu soruyu kendisine sormalıdır eleştiri yaparken. Kitap okuyucu üzerine nasıl bir etki bırakmıştır? Önemli bir soru. Eserdeki içtenlik, özgünlük ve hayal gücü başarıya nasıl katkıda bulunmuştur? Sorulabilir. Esere yansıtılan duygu ile sanatçı arasında nasıl bir ilgi vardır? Bir de sorulmalıdır. Kitabın yazarıyla olan özel ilişkiye gölge düşürmeyecek şekilde nasıl analiz yapılır? Şimdi bu doğrudur diyemeyiz. Çünkü bir eleştiri yaparken aman biri bize kızar mı diye düşünmememiz gerekir. Bunları düşünmeden özel hayatı bir kenara bırakarak yalnızca eser üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Dolayısıyla 5. öncülümüz yanlıştır. 15. sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada söz edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gazetelerde olayları, sorunları daha derin bir incelemeye dayanarak yerinde ve yaşayanlarla yapılan konuşmalarla veren, fotoğraflarla belgeleyen yazılardır. Gazetelerle gelişen, yerleşen ve yaygınlaşan bir türdür. Çok açık röportajdır. Soru sormaya dayalıdır. Yerinde yapılır. Bu bir olayı yaşayanlarla yapılır. Konuşmalara yer verilir ve fotoğraflarla da belgelendirilebilir. 16. sorumuza bakalım. Bu parçada söz edilen röportaj türü hangisidir? Öncelikle parçamızı okuyalım. Geleneksel mülakat yöntemiyle yapılan bir röportaj çeşididir. Bir gazetecinin ünlü bir devlet adamına, bir sanatçıya veya bir sporcuya sorduğu sorulara aldığı cevaplara dayanarak yazdığı röportajdır. Konuşmaya dayalı röportaj deriz.
Evet, 17. sorumuza devam ediyoruz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın parçadan hangisine ulaşılamaz diyor. Haber yazılarında gazeteci gördüklerini olduğu gibi aktarmaya özen gösterir. Amaç bilgiyi en doğru, nesnel ve açık bir şekilde aktarmaktır. Röportaj yazılarına bilgiden başka yazarın izlenimleri, düşünceleri de yer alır. Şimdi bakalım biz öncüllerimize, değil mi? İlk öncülümüze başlıyoruz. Haber yazıları röportaja göre daha nesneldir. Evet, bakın ne demiş? Haber yazılarının nesnel olduğunu söylemiş. Çizdim zaten altını. Her ikisi de bilgi vermek amacıyla oluşturulur. Evet, amaç bilgiyi en doğru biçimde vermektir. Röportaj soru cevap şeklinde yapılır demişiz. Ama burada böyle bir şeye ulaşamıyorum şu anda parçadan. Her ikisi de gazete yazı türlerindendir. Evet. Röportajda bilginin yanında kişisellik de vardır. Bakın diyor ki ikinci cümlemizde şurada röportaj yazılarında bilgiden başka yazarın izlenimleri, düşünceleri de yer alır diyor. O zaman E şıkkı da alabiliriz. Ancak C'deki şıkkımızda röportaj soru cevap şeklinde yapılır diyor. Buna ulaşamayız. Bakın parçadan ulaşabileceğimiz sorgu için C şıkkı diyorum. Evet 18. sorumuza bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir demişiz. Evet, Cumhuriyet döneminde önce Türk Edebiyatı'nda mülakat türünde Asya'da ürün verilmiştir. Tanzimat döneminde Rüya adlı eserinde mülakat tekniğini kullanmıştır. Gerçek anlamda bir mülakat olmayan bu eserde yazar anlattıklarını gördüğü gibi bir rüya biçimde kurgulamıştır. Rüya eserinin yazarı kimdir? Ziya Paşa'dır. Cevabımız Ceyhan olacak. 19. soruma bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi mülakat türünde bir eser değildir? Karalama defteri mülakat türünde bir eser değildir. Edebiyatçılarımız konuşuyor. Yahya Kemal'le sohbetler. 40 yıl sonra diyorlar ki ve ustalarla konuşmalar mülakat türünde eserlerdir. Son sorumuz 20. sorumuz. Bu parçada tanıtılan yazınsal tür hangisidir diyor. Bakalım bu türde söyleşmeye bağlı anlatımın yanı sıra açıklayıcı, tartışmacı, öyküleyici anlatıma da başvurulabilir. Okuyucuya bilgi vermek amaçlanır. Sorulu cevaplı bir metin türüdür. Burası önemli. Sorulu cevaplı bir metin türüdür. Muhataba yöneltilen sorular önceden belirlenir. Yalın, açık, duru bir dil ve anlatımı vardır. Tabii ki cevabımız mülakat olacak. Hepinizin sınavında başarılar dilerim. Hoşça kalın.